Merhaba arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Top Lane'de Irelia oynayacağım. Irelia'yı isteyen çok olmuştu. O yüzden arkadaşlar bugün bir Irelia videosu çekmek istedim size. Arkadaşlar Irelia'dan kısaca başlayacağız. Ondan önce arkadaşlar sol tarafta sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Yayın açsın buradan bildiriyorum. Discord adresi açtık. Videonun altında açıklama kısmında Discord adresimiz var. Ve canlı yayın linklerim var. Canlı yayın linkim var doğrusu. Canlı yayınlarıma oralardan katılabilirsiniz arkadaşlar. Her gün canlı yayın açıyorum. Onun dışında istediğiniz karakterler varsa arkadaşlar videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. O karakterleri de oynarım. Onun dışında TBF'ye geliyorum. TBF'de arkadaşlar yanıma gelebilirsiniz. Konuşabiliriz. Hiç sıkıntı değil benim için. Muhabbet edebiliriz yani. Çekinmeyin kesinlikle. Ve arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Ana sayfaya düşüyormuş o şekilde. Şimdi Top Lane'de Irelia oynayacağız. Teleport girdik tabii ki. Şu adam normalde buradan başlamaz. Yani başlamaması gerekiyor ama bu adam buradan başlıyor. Irelia uzun zamandır oynamıyorum. Yani bir lane'imize gidelim. Tamam, bunun sıçrama skill'i buydu. Güzel. Şimdi arkadaşlar Q skill ile zıplıyor. Minyonlara ve adamlara, yani rakipse şampiyonlara zıplayabilirsiniz. Basit attığınızda cooldown'ı sıfırlanıyor. Hemen göstereceğim. Mesela sıfır cooldown gördüğünüz gibi. Şimdi bunu adamlardan da sıfırlayıp şey yapabiliyorsunuz. Diğerlerini atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi adam lane'i benden önce ittiği için hiç atar yapmadım. W skill arkadaşlar lifesteal kazandırıyor. Aynı zamanda Irelia'nın pasifi yavaşlatma, slow ve stun etkilerinden yüzde kaçtı? Şurada yazıyor. 3 farklı şeymiş. Hani sayı avantajına göre değişiyormuş. Ha, o birebirdir. Biraz değişmiş. Eskiden direkt yüzdelik olaraktı. Şimdi ayrı ayrı 3 bölümden oluşuyormuş. Şimdi arkadaşlar ilerleyle yapmanız gereken ilk aşamalarda benim yaptığım gibi farm yapmak. Hani Q skill ile sürekli farmlayabilirsiniz ama mananız biter. Ona dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir miktar da olsa mana harcıyor. Arkadaşlar E yeteneği çok önemli. Eğer sizin canınız adamın canından düşükse E yeteneği stun atıyor. Eğer sizin canınız adamın canından yüksekse slow atıyor. Hani bu demek oluyor ki E yeteneğini hemen kullanmıyoruz. E yeteneğini birazcık bekliyoruz. Adam bize vuruyor ve böyle çatı kafasına stun'ı çakıyoruz mesela. Neyse. Arkadaşlar bunu hiç unutmayacaksınız. Çünkü onu kullanacaksınız sürekli. Hani adamın canı sizden fazla olduğu an kafasına stun'ı çakıyorsunuz adamın. W skill ile arkadaşlar gerçek hasar vuruyordu galiba bir miktar W skill'i. Bir dakika onu bir okumam lazım çünkü uzun zamandır Irelia oynamıyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey de aktarmak istemiyorum. Ne demiş, normal saldırılar 5 saniye. Tamam, life steal kazandırıyor onu biliyoruz. Aktif 6 saniye boyunca ileride normal saldırıyor. 15 gerçek hasar verir. Aynen bak, 15 gerçek hasar veriyor arkadaşlar. Ben şimdi ilk olarak E skill'ini maxleyeceğim. Çünkü karşımda Riven var. Birden atlıyor üzerime. Güzel. Adamı kestik. Arkadaşlar mesela az önce fark etmişsinizdir. Önce minyonu atladım. Q skill'imi minyonda kullandım. Ve sıfırlandı. Bir daha atlama seçeneğim vardı. Hani ve Riven benden uzaklaştığında hemen Riven'in üzerine atladım. Yani aradaki mesafeyi onla kapattım arkadaşlar Q yeteneğimle. İlk olarak E'yi maxleyeceğim. Bak şu an yerde çok fazla farm var. Bu adam bana saldırırsa ölür bu arada. Yani iyi denemedi. Yani denesen senin için kötü olurdu yani. Anlatabiliyor muyum acı? Her neyse. Arkadaşlar ben teleportumu kullanmayacağım. Benim şu an teleport avantajım var. Gördüğünüz gibi adam teleportunu kullandı. Benim zaten koridorum ileride olduğu için teleport atmama gerek yok. Ben teleportu bot lane'e atacağım. Bot lane'i kazandıracağım. Bir top lane olarak arkadaşlar bot lane'i kazandırabilirsiniz teleportlarının sayesinde. Düzgün bir yerde bir teleport atarsanız hem bot lane'den siz kasarsınız hem de bot lane'in durumu düzelir. Ben onu bekleyeceğim. Hani karşımdaki adamın teleportu da yok. O gelemeyecek. Ben gideceğim sadece. Yani inşallah bota bir ward koyarlar ve teleport için uygun bir şey olur. Şimdi uzun süreli şeyler benim işime geliyor arkadaşlar. Takaslar. Yani çünkü o bot lane 2'deki attı. Çünkü bende savaş sevki var. Yani uzun süreli savaşlarda ben onu biriktiriyorum.
ve bu benim işime geliyor. Şöyle şuradan birazcık farmımızı alalım. Şuradan lifesteal yapmak için double skill'imi kullanıyorum ben. Nar videosu da çekeceğim arkadaşlar. Nar da çok güçlü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ileride çok güçlü bir karakter. Hani öyle çok fazla arm şan bir şey yapmadım. Adamın sadece W skin'ini kullandığını gördüm. Hani W'su onun her şeyi Riven'in. Hani oradan sizi durdurup kaçabiliyor. Onu kullandığını görünce hani trade'den üstün çıkarım diye düşündüm. Tabi trade'lik bir durum olmadı çünkü tek yedi adam. Şimdi hani el skin'ini aplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani W'ye de aplayanlar var. Hani aerial'ı yönden bayağı şey. Hani her skin'i mesela Q'yu bile atlayabilirsiniz yani arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ama ben sürekli stun'ımın gelmesini istiyorum. Stun'a önem veriyorum. O yüzden ilk stun'ı atlayacağım. Sonra W atlayacağım. Yani W'da çünkü gerçek hasar arkadaşlar. O da çok önemli. Hop. Gel bakalım. Buraya biraz daha böyle gelseydi bana doğru onu keserdim ben. Şimdi 30 farm o 42 farm ben. Ben de hala teleport var. 7 level'ım 6 level. Bayağı öne geçmişim. Mid lane'e bir roam atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz sürekli söylüyorum. Eğer düşük öldan çıkmak istiyorsanız diğer lane'leri kazandırın. Bunun için de roam atmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir roam'a doğru. Tamam ben mesela kestim galiba ben bunu. Aynen öyle. Gel bakayım babana. Babana doğru gel. Bak tertemiz Katarina kill aldı. Ben assist aldım. Ne kaybettim? Hiçbir şey. Sadece buraya geldim ve assist aldım. Lan lan lan. Arkadaşlar az önce ekrana bir şey geldi. Alt taba düştü yani oyun. Az daha ölüyordum orada ya. Abi birden şok oldum. İnşallah OBS falan bozulmamıştır ha. Güzel, OBS hala sağlam. Hala videodayız. Arkadaşlar Irelia'nın gücünü az çok size göstermeye çalışıyorum bu sırada. Mesela bu adamın kalkanı var. Önce kalkanını baitlemem lazım benim bu adamın. O kalkanı kullanmadan önce ya. Abi o koridoru itin de. Güzel. Help. Abi garip garip hatalar veriyor bilgisayarım. Neyse şurada base atayım usulca. Tek başıma yapayalnız. Abi inşallah bilgisayarım kapanmazdı. Şu video boşa gitmez. Arada bir öyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şuradan hemen ilk item arkadaşlar. Üçlü kasacağız Irelia'ya. Şu aptal şarkıyı değiştirelim. Midlerinde Lux 42 farm 1'e 2 performansıyla karşı bot lane'den Vayne 3 kill almış. Vayne'in erken aşamada 3 kill alması hiç iyi değil. Ama Irelia çok rahat bir şekilde tutar onu. Arkadaşlar Irelia'da da yapmanız gereken şu E yeteneğini güzel kullanmak. O E yeteneğini güzel kullanırsanız çok rahat bir şekilde rakiple trade'lerden üstün çıkarsınız. Eğer E skin'i slow için kullanırsanız işiniz sıkıntılı. Vuralım vuralım. İlerleyi mid de tercih edebilirsiniz bu arada. Mid'de de oynandığını görmüştüm ben. Sip geçiyor. Ya artık durma buraya. Neyse ultisini kullanalım. Arkadaşlar ultisiyle lifesteal yapabiliyorsunuz. Yani ben mesela az önce ultisini o yüzden kullandım. Kule vurma artık. Canını yiyeyim. Güzelce kuleyi ben alıyorum. Buradan da fazladan bir altın kazandım.
oyunculuk derler. Öldüremedim ama yine de sakat bıraktım. Ya buna oyunculuk derler. Abi videodayım, git. See you next time. Şimdi ben bunu arkadaşlar stun'ım sayesinde keseceğim. Abi stun'ı, ya stun'ı vuramadım kafasına. Elim havada kaldı, böyle tam yapıştıracaktım kafasına stun'ı. Katarina hadi. Hop. Öldürdü. Bir daha yatacak. Güzel. O kadar kötü değil. Şuradan bir mahvolmuş şekerim. Teleportumuza 70 saniye var. Duvardan geçemedi arkadaş. Hadi yapabilirsiniz bot değil. Braum öldü, çok güzel. Birebir takas, güzel. Ölme, tamam, güzel. Şimdi ben midden bir kule alayım. Riven buraya gelecek, Riven'i de keserim. Arkadaşlar İrelia ile yapabileceğiniz çok fazla plays var. Hani mesela canı azken dediğim gibi stun atıyor. Şu an stun'ın süresi çok fazla. Hani kaç saniye stun atıyor bakalım. 2 saniyeli şu an slow atabiliyorum. Stun atabiliyorum. Ya yine aynı şekilde adamın ultisinden Q yeteneğimle çıktım. Şimdi bot lane'de sanırım bana kill var. Kill kokusu alıyorum bot lane'den. Hem de 3 kill abi. Çok güzel, tertemiz. Şurada inşallah zımbırtı vardır. Bakacağım. Yokmuş. Abi korkmayın. Çok acımayacak. Hızlı öleceksiniz. Ani ölüm. Selam. Hızlı ve acısız ölüm. Şimdi benim teleportum geldi. Ben arkadaşlar çok kastım şu an. Yani şimdi kasmış bir İrelia'nın ne yapmasıyak? Ne yapmalı? Hani ne yapabilir? Onları size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar split bizim her şeyimiz, tamam mı? Hani eğer kasmışsanız, top lane oynuyorsanız split yapmanız lazım. Ayrı kittirmeniz lazım. Ayrı kittirme size ve takıma ne katar? Bundan bahsedelim. Şimdi ben bu top lane'den ittiğim sürece arkadaşlar Riven mi benim karşıma gelecek? Riven'i keserim. İrelia mı Elise mi gelecek? Elise'i keserim. İki kişi gelecekler her zaman bana. İki kişiyi bile kesme ihtimalim var ama denemeyeceğim. İki kişi bize geldiğinde bizim takımımızdaki çocukların ya kule alması lazım ya direk alması lazım. Çünkü yukarıda iki kişi varsa hemen aşağıdan başka bir şeylerden o iki kişinin şeyini çıkarman lazım. Hemen ya aşağıda savaşacaksın, yine fazlalık takımsız oluyorsunuz çünkü. Ya da arkadaşlar görev yapacaksınız aşağıdan. Hani bunu mutlaka yapmaları gerekiyor ama. Yoksa ayrı kittirmenin bir anlamı yok. Hani yüksek yolda falan bu şekilde yapılıyor. Şimdi mesela ben burayı iteceğim. Bana kimse gelmezse sadece Riven gelse, Riven'i keserim, kuleyi alırım yine bird takım için. Yani her türlü siz kazanıyorsunuz. Aa, köyü kulağına sokmuşum. Yani Riven aşağıda, güzel. Bedava kule. Kuleleri almadan önce, yani onlara vurmadan önce arkadaşlar geliş yollarını wardlamanız gerekiyor. Çünkü yani size birileri gelecek, onu önceden görmeniz, ona göre skilllerinizi kullanmanız veya bekletmeniz gerekiyor. Hemen şuradan şu kuleyi alalım. Bakın şu an mesela ayrı kittirmedeyim. Riven'in hayatı umurumda değil. Aa, yukarıdan İrelia mı gidiyormuş, ne yapıyormuş, hiç. Kafasına göre takılıyor, aşağı falan iniyor. Şimdi ben mesela buradan daha devam edebilirim. Abi yanlış kişiye vurdum.
saniye stun'ım var benim. Elis öyle üzerime doğru gelmemeli. Yani eğer benden canı azsa kesinlikle gelmemeli. Şey benim canım onun canından azsa pardon. Çünkü 2 saniye stun yiyor, slow değil. Şimdi arkadaşlar mesela bak ben top'tan ittim. Hepsi bana geldi. 5 kişi. 2 kişisini kestim zaten. Aşağıdan gördünüz mü adamlar kule aldı. Bir yandan Drake'i aldık galiba bilmiyorum ama Drake'in oradaydı şey. Sanırım Drake'i aldık. Q atacak bura. Şimdi mükemmel mekaniklerimi kullanarak abi ama Katerina önde dursan abi yapsana bir şeyler ya. Ayıptır ya. O kadar güzel hareketler sergiliyorum. Gerçekten ayıptır ya. Üzdün beni Katerina. Bir Cihat babanın kalbini kırdın ya. Neyse. Hala teleportum var. Yine yukarıdan veya aşağıdan itebilirim. Ama öncesinde vadi alacağım. Hani vadiyle beraber yukarıdan birini kesersem direkt yukarıdan inhibitor kulesini alabilirim. Yani ben vadiye doğru yöneleceğim. Arkadaşlar nar videosu girecek top lane için yine. Onun dışında düşünüyorum başka ne videosu çekebilirim diye. Brand çektim pek güzel olmadı çünkü takım taşıdı. Öyle videoları sevmiyorum. Genelde böyle olmasını istiyorum. Hani takımın eşitmesi benim bir şeyler yapmam. Her zaman olmuyor tabi. Alalım. Bu benim bayağı işim yarayacak ayrı kitleme de. Şimdi ben ayrı kitlemeye doğru gidiyorum. Hepsi bitti. Bana gelecekler. Adamlar midde savaşıyor. Güzel, bu daha çok işime gelir. Yani oyunu yukarıdan bitiririm ben. Aynı zamanda adamların red'i de var. Şimdi mesela tek başıma oyunu bitirmeye gidiyorum arkadaşlar. Ya şu arkadaki minyonu atlayacaktım. Hani oradan bir de hız kazanıp kaçarım diye düşündüm de hiç öyle gitmedi. Yani hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ama olsun, yeni bir tane açtım. Aradan kill de aldım. Yani iki kill aldım ve yeni kestim. Artı Lux'ı kestim. Hani ikisi de çok kolay ölebiliyor. Hani direkt üzerlerine atladığım gibi ikisi de ölebiliyor. Çok kastım çünkü. Bir de Irelia cidden çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Hani yüksek eloda da hemen hemen böyle yavaş yavaş, daha doğrusu hemen hemen değil de oynanmaya başlanıyor. Yani diğer karakterlerin işte metadan düşmesi, işte böyle assassin karakterlerinin gelmesi falan. Bu da assassin karakterleri bir stun'la beraber tek attığı için arkadaşlar yani etkili biraz. Var mı orada ward falan bir şey ya? Takımımız katledildi. Jinx'in ultisi gidiyor. Bam. Şimdi biz Baron alabiliriz. Dakika 21. Şunlar tek şeyimi ölüyor mu? Aynen ölüyor.
Yok, ölmüyormuş. Arkadaşlar, Q yeteneğinizi cooldown'a sokmamanız lazım. Çünkü mobillik katıyor o yetenek size. Hani o yetenek olmayınca adamın üzerine atlayamıyorsunuz veya üzerine gidemiyorsunuz. Zor oluyor bu. Hani elinizden geldiğince onu cooldown'a sokmamaya çalışın. Ben bottan iteceğim aynı şekilde. Yukarıdan süper minyonlar itiliyor. Yine bana topluca geleceklerdir. Bu arada arkadaşlar, yani Irelia hep şu ayakkabıyı alın. Hep yani. Çünkü pasif ile birleşiyor, çok güzel oluyor. Yani stunlardan, slowlardan çok hızlı çıkıyor. Yani Irelia'nın gücü asıl oradan geliyor, onu söyleyeyim size. Yani diğer ayakkabıları pek yönelmeyin. Genel olarak bu ayakkabıyı alın, Mercury'nin adımları. Çünkü bu ayakkabının pasifinde %30 sıvışma, stundan falan çıkma var. Yani stundan, slowlardan %30 daha erken çıkıyorsunuz. Aynı zamanda Irelia'nın da pasifi öyle bir şey olduğu için, hani şurada gösterdiği gibi, yani çok etkili oluyor. Hemen buradan yine split yaparak, kimse tutamıyor beni, çok güçlü bir şey. Mesela adam 12 level, 15 level'ım. Adam nasıl gelsin üzerime yani? Adamı zonlayıp ben buradan keserim abi. Adam gelirse adama saldırırım. Yani adamı yapabilecek pek bir şey yok. Bak, vursun bana. Önce şu kuleyi alacağım. Beynin çıkması biraz bozdu. Biraz da kötü oynadım orada da. Neyse, o kadar önemli değil. Şimdi ben de bir Angel kasayım. Yani bir Angel gider bana. Şu an bottan da inhibitörü açtım. Top'tan da açtım. Artı üzerine bir tane de kule aldım. Yani şu an oyun bitti yani arkadaşlar. Sadece mid'deki kuleyi almamız lazım. Onu almak için de baron alsak yeterli olur. Yani şimdi gidip bir baron alsak, baronla beraber mid'deki kuleyi açmaya çalışsak çok rahat bir şekilde bitiririz oyunu. Adamları ping atıyorum baronu geldi ama pek oralı değiller. Nasıl yapıyor lan onu? Adam duvarın diğer tarafına geçiyor galiba. Bir bug mı var ya da yapılabiliyor mu Katarina'yla? Kılıcıyla bir şeyler yapıyor ama tam çözemedim. Sanırım kılıcını yere bırakıp E'ye bastığında arka tarafa düştüğü için kılıcına doğru düşüyor. Yani duvarın diğer tarafına düşüyor daha doğrusu. Sanırım öyle bir şeyler oluyor. Mid'deki elemanı bir öldürelim. Hem minyonu atlayacağım ilk. Abi miskrit attım. Minyonu atlayacaktım. Yanlışlıkla Braum atladım. Şu barona başlamamız lazım artık. Yani keşke laf dinleseler. Adamlar burada pusmuş. Rakip tamamen base'in içerisinde. Şimdi yukarı doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar, bu Mercury'nin adımları Riven'in bütün standlarından daha hızlı çıkmamı sağlıyor. Hani mesela Riven var diye Ninja tabi de tercih edebilirdiniz ama mesela standlarını tamamen işlevsiz kılıyor Riven'in.
3'te 3. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı gelecek. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz videolar varsa videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. TBF'ye geleceğim. TBF'de yanıma gelip muhabbet edebilirsiniz. Discord adresini açtık. Videonun altında açıklama kısmında. Oradan bakabilirsiniz. Ardiyetten Rumi ve Monsteris var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.